Merhaba değerli dostlar, ben Eren Çeligel. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, burada iki tane 10 Nisan'da bölmüş olduğum kovanlarım var. Aslında bu bölme değil, bu anasıyla buraya getirdim. Bölmeler arkada, ana çıkaracak. Bunlar biraz arısı zayıftı, dışarıdan destek arı falan vermiştim. Bugün de 20 Nisan'da kontrole geliyorum, 10 gün oldu. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Diğerini kontrol ettim, mevcudu çok güzel. Bu da muhtemelen öyledir çünkü kapalı yavruları çıkmış, kulağını sarmışlar, herhangi bir hastalık ibaresi yok. Şimdi bunu da açıyoruz hep beraber. Uçuş tahtasında uçuşlar da var. O da sevindirici bir haber. Evet. Evet. Açtık. Buradaki şurupu alacağız. Buna yarım şurupu gireceğiz. Şöyle. Evet. Bunda 3 çıta kapalı yavru vardı, birisinde azdı ve yanına da kabarmış petek vermiştim ben. Mevcut fazlalaşmış, gördüğünüz gibi kabarmış peteğin üstünde arılar işlem yapmaya başlamışlar. Şöyle göstereyim. Artık hazırlıyorlar anaya. Şu an günlük yumurta yok, peteğin tamamen temizlenmesi yapılıyor ama bu petek çok güzel değil ama mecbur kullanacağım. Çünkü elimde fazla petek yok benim. Arı onu düzenleyecektir. İlerleyen dönemlerde bal akımında alabiliriz. Sıkıntı yok. Arıları bölünce bir şey fark ettim. Arılar bayağı sakinleşti arkadaşlar. Şehirde bayağı sıkıntılıydılar. Buraya geldiklerinde böldüm. Bakın evet. Şöyle. Kapalı yavru ve ana arımız da burada. Şöyle göstereyim. Anarımız da burada geziyor. Evet, güzel. Kapalı yavru rengi dönmüş, sarıydı bu ilk şey yaptığında. Etrafına günlük yumurtalar atmış. Biraz nektar çekmişler doğadan. Çünkü ben yaklaşık bayağıdır gelmiyorum. Herhalde çiçeklerden biraz nektar geliyor. Bu tarafı da komple böyle. Kapalı yavru. Anarımız da burada geziyor. Evet. Güzel, mevcut artmış. Bayağı bir kanarımızda geziyor. Gayet güzel. Diğer çıtasına da bakacağım. Evet, ya Allah. Burada da biraz mevcut güzel. Kapalı yavrular var. Yumurtalar var. Kurtçuklar var. Bu taraf da aynı. Mevcut bu şekilde. Bu da aynı. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada bu şekilde. Gayet güzel ve sakin arı. Maşallah diyoruz. Bu petekte daha fazla arı yok. Herhangi bir ham petek falan vermeye gerek yok şu an için. Besleme yapıp bir dahaki kontrole olabilir. Buradaki yavruları sökmüş. Polen var. Tabii bunun tarlacısı gitgide artacak. Şu an çok fazla değildir ama bura komple kapalı yavruydu. Bakın göstereyim arkadaşlar. Burası komple kapalı yavruydu. Sökmüş burayı. Ondan işte biraz nüfusu artmış. Evet. Günlük yumurtalar var. Kurtçuğa dönüşmüş. Güzel. Bu tarafta az bir kemer balı var. Yiyeceği yok arının. Yiyecek sıkıntısı var. Hemen buna bir takviye yapacağız. Doğadan da bir şeyler geliyordur ama tarlacısı az olduğu için yiyeceği çok az. Beslemesini yapacağız. Allah'ın izniyle. Evet. Bu da baş çıtamız.
Aramızı bu şekilde kapatacağım arkadaşlar. Araya şimdi takviye besinini vereceğiz. Çünkü tarlacısı çok yok. Doğal olarak çıkacak yavrular aç kalmasın. Çurukluğumuzda yarım çurukluk koyuyoruz. Çünkü arı yaz ayları artık. Yarım çurukluğumuz. Besinini verdik. Yeterince yetecektir. Bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Arının durumu güzel. Yani yavru çürüklüğünden korkmuştum. Yavru çürüklüğü olur mu diye. Adi yavru çürüklüğü. Çünkü ben bölmeyi yaptığımda hava biraz gece gündüz arasındaki değişim farklıydı. Soğuktu. Ama çok şükür her an bir şey yok. Her şey yolunda. Bu şekilde kovanımı kapatıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı bol sezonlar diliyorum. Diğer kovanlarımı da kontrol edeceğim. Yeni geldim. Hoşça kalın arkadaşlar.